O esnada bitti bunların hepsi. Arkadaş şimdi eksi bir rezervlerdeyiz. Şu an swapları düşürdükten sonra net rezervler yine eksi 45 milyar dolar. Yani demeye çalıştığım şey, seçimleri tutturmakta zorlandıkları gibi bu esnada arkadan gelenlere müthiş bir enkaz bırakıyorlar. Tabii tabii şüphesiz. Ya burada şu da var ama bence bir tarafıyla şöyle bir şeyle de karşı karşıya kalıyor olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten Sayın Nurettin Nebati çıkıp sürekli işte Ocak'ta düşecek, Şubat'ta düşecek, Mart'ta düşecek, olmadı Aralık'ta düşecek, elbet bir gün düşecek. Hani bu ve sürekli karşılığı çıkmayan bir söylem var ortada. Şimdi zaten Cumhurbaşkanı da şöyle ümit ediyorum lafı herhalde biraz şöyle bir şey değil midir? Yani bana anlatılanlar çerçevesinde ben de bunu bekliyorum demek gibi bir şey. Yok, hiç Erdoğan'ı burada şey etmeyeyim. Hayır ne ama oldu, kendini ayırıyor. Çok iyi biliyor. Murat. Ha. Yani burada ben her zaman aynı taktiği yapıyorlar. Yani iyi polis kötü polis. Şimdi orada Sayın Cumhurbaşkanı ümit ediyorum ki bunu başaracak kıvamına getiriyor. Farkındayız. Çalışıyor arkadaşlar. Hani bir şeyler yapılıyor. Arkada Sayın Nebati sürekli işte düşecek bir gün mesajını veriyor. Yani bu bizim açımızdan, benim baktığım yerden nihai kararları verenin kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama topluma daha önce de yaptığı gibi yani ben aslında bunların olmasını istemezdim ama arkadaşlar yanlış yaptı diye getiriyor olabilir yani bir tarafta. Cumhurbaşkanı iyi etrafı kötü. Yani böyle diyor değil mi? İşte, yani biraz bana sanki bu tip şeyler de mesajlar da veriliyormuş 2020'de gibi. 2020'de Berat Albayrak'ı gönderirken suçu damada atıp Erdoğan'ı aklamaya çalıştılar. Evet. Onu denediler. O da kullanılmış bir silah. O bir kere kullanılmadı ki yani geçmişte birçok kez farklı vesilelerle kullanıldı. Yani hep kandırılıyor. Yani bir de kandırılma durumu da var. Dolayısıyla ben sanki gene hani bir yerde bu iş tutmazsa da oradan ayrıştırabilecek bir açıklık alan yaratıyor. Çünkü birkaç kez kendisi de denedi. Bu iş çözülecek, yakın bir zamanda hallediyoruz, işte KDV indirimlerini yapıyoruz. Şunu mesela hatırlayalım ama bugünkü konuşmanın içeriği ya bu şunun gibi. Hani ben sana şeyi soruyorum, gündemimiz ne bizim? Emekli maaşları ne olacak? Enflasyon nereye gidiyor? Dünya... Da işte savaş var Türkiye'de enerji fiyatları uçtu gitti. Sen de cumhurbaşkanısın. Hani soramıyoruz gerçi de sana sorayım. Sen soru alabilecek bir cumhurbaşkanı adayısın benim gözümde. Benim cumhurbaşkanı adayım da burada. Yani ben söylüyorum 2071. Yani sen de şimdi mesela bana şöyle cevap verdin düşün. Şimdi çok güzel bir ulaştırma ve lojistik planımız var. Size bunu anlatıyorum. Yani 2071'de bu işler Oğuz Bey hiç merak etmeyin. Ama ben biraz orada hani burada yani biraz yandan dönmeye çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü ben dinlerken çok şaşırdım ben Zeynep. Yani bir anda hani böyle sıraya koyuyorlar ve hani ara ara işte Cumhuriyet Halk Partisi özellikle hedef oluyor ve ey Bay Kemal falan diyor ya. Tam orası geliyor herhalde dedim. Bir anda ulaştırma 2053 ulaştırma ve lojistik planını açıklayacağım deyince bir dakika yanlış bir şey mi izliyorum diye böyle bir kaldım yani. Sen şimdi Cumhurbaşkanısın. Teşekkürler. Bakan atadın. Sonunda beni de birisi bir şey atadı yani. 23 Nisan sırayla geziyorsun. Evet 23 Nisan oturdun koltuğa bakan atadın. Bakan da Nurettin Nebati. Nurettin Nebati sana diyor ki işte şunları 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 yapacağız. Biz kuru böyle stabil hale getireceğiz. Getiriyor. Sonra da bir takım önlemler alıyor. KKM diye bir şey. Kur korumalı mevduat. Diyor ki kur koruma mevduat yaptık dövizi tutacağız. Bir süre böyle gidiyor. Sonra televizyonu izliyorsun haberin var ya da yok. Bir bakıyorsun ihracatçıların ihracat bedellerinin %25'inin dövizlerin TL'ye dönmesine ilişkin bir karar çıkmış. Tebliğ. Şimdi o zaman demez misin? Ya bu iş tutmadı da mı? Bizim 20 senedir uygulamadığımız bir yöntemi şimdi uyguluyorsun. Eğer uygulamaların farkındaysam. Tam tersi. Değil zaten. Onu söylüyorum. Ben farkında değilim ki uygulamaların. İşte, birileri bir şey yapıyor orada. İkincisi daha şimdi gündemde işte bu konuyu onun için açıyorum. Demek ki %25 de yetmedi. %40'a çıktı değil mi? Bunu %40'a çıkartıyorsun. 50 de olabilirmiş diyorlar. 50 de olabilir. İzleyici anlasın diye soruyorum. Şimdi ben ihracat yaptım. Evet. İhracat yaptıktan sonra. 100 bin dolar ihracat yaptım. Malımı sattım. Malım 100 bin dolar bana geldi. Diyor ki maliye. 100 bin doların 25 bin dolarını tak diye bozacaksın. TL'ye çevireceksin. Evet, tak diye. Bir şey daha var. Bir kere önce ülkene getireceksin. Tabii parayı getireceksin. Yani onu gidip de yurt dışındaki hesapta bırakmıyorsun. Tabii. Getiriyorsun ve 25 bin doları dolardı. Şimdi bu hafta herhalde 40 bin dolara ya da 50 bin dolara çıkacak. 40 bin. Daha 40, %40. 40 diye konuşuluyor. Bu niçin bu şekilde yapılıyor? Çünkü Türkiye'de dövizin fiyatı arz ve talebe göre belirleniyor doğal olarak. Birileri döviz talep ediyor, birileri döviz arz ediyor. Yani birileri döviz satıyor, birileri döviz alıyor. Eğer alanlar satanlardan daha fazla olursa
Kur yukarı gidiyor. Evet. Kur yukarı gittiğinde de ne oluyor? Sanki hükümet bu konuda başarısızmış gibi. Çünkü bugün bile kuru nasıl stabil hale getirdik diyor ya Erdoğan. İşte şimdi 14-60 biz kendi organik yöntemlerimizle kuru düşüremediğimiz ya da sabit tutamadığımız için. O da niye? Kur ancak yurt dışından yatırım geldiğinde ya da sizin ihracatınız, ithalatınızdan daha fazla olduğunda stabil olur ya da düşer. Döviz arzı daha fazla olacak ya. İşte bunlar olmayınca yurt dışından gelen ihracatı, ihracatçı kendi hesabında döviz olarak tutacağı yerde sen onu zorla satmasını, rezervler de işte 128 milyar dolar meselesi de böyle. Onu da söylemek lazım. Şu anda eskiden bu varken bu para, Merkez Bankası diyordu ki, büyük abi benim kardeşim. Talep mi var dövize? Ben satıyorum. Ben sattıkça o talebi karşılıyorum ve kurda yukarı gitmeyecek diyordu. Şimdi bunu yapamadığı için ihracatçının döviziyle Murat'ın dediği gibi muazzam bir finansal intihar ettikleri için şu anda ihracatçının döviziyle bunu yapmaya çalışıyor. Zaten bu 128 milyar doları yerken de şimdi de aynı şey yapılıyor. Yine Merkez Bankası kendi parasıyla bunu yapmıyordu. Şimdi de yapmıyor. Şimdi ihracatçının dövizlerine göz diktiler. Zaten bugüne kadar bunu bankaların dövizleri üzerinden yapıyorlardı. Turizme de gelir mi böyle ya bir şey yakında? Diğer swap üzerinden. Diğer merkez bankaları ve bankaları. Tamam söylüyorum. Ya da swap üzerinden diğer merkez bankaları üzerinden yapıyorlardı ve yapıyorlar. Onun için eksi 50 milyar dolar çıkıyor zaten olacak mesela. Şimdi bankaların kendi dövizleri mi var yoksa oradaki dövizler bizim dövizlerimizle onların bize bir daha el satmış oluyorlar? Bizim dövizlerimiz. Değil mi? Bizim dövizleri bir daha satmış oluyor. Çünkü Merkez Bankası'na giriyor rezerv evet. olarak. Daha doğrusu sonra tekrardan bir daha satılıyor. Merkez Bankası'nın hesabından bize. Zorunlu karşılıklar üzerinden. Evet, zorunlu karşılıklar üzerinden gidiyor. Ya burada şuna bakmak lazım. Kitabın tam ortasından konuşmak lazım herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemde ekonomiyi düzeltmek adına yaptığı şeyleri düşünürsek eğer, işte kur korumalı mevduat. Kime yarıyor bu? Parası olana. Değil mi? Paran varsa sen bundan yararlanıyorsun. Paran yoksa zaten ha kur korumalı olsun, ha kur korumasız olsun. Ne olacak? Zeynep, yok ki mevduat, yok ki kur korumalı olsun. Ona da yaramadığını anladılar ki. Şu anda işte enflasyona karşı korumalı ürünler çıkartmayı konuşuyorlar i̇şte Ankara'da. Bu bir. Tabii bu bir. O da var. Ama çünkü yine parası olanı korumak. Yani yine son açıklanan verilere bakarsan mesela ilk 3 ay içerisinde herhangi bir yatırım aracı enflasyona karşı altın, dolar, euro, devlet iç borçlanma senedi, borsa İstanbul, tasarruf sahibinin enflasyon karşısında pozitif getiri elde ettiği hiçbir yatırım aracı yok. Bu var. Bu bir. İşte bu söylediğim bu kur korumalı mevduatı olana bir şeyler veriyor. Vermeye çabalıyor. Çaba var. Öyle bir şey. İkincisi, mesela vergi indirimi. Sizin vergilerinizde herhangi bir indirim oldu mu? Olmadı. Kimin var? İşte böyle şey müteahhitlerin, şunların bunların, devlete iş yapan çetelerin, tırnak veşli çete diye muhalefetin söylediği şirketlerin vergi indirimleri var. Yine parası olana bir de vergide indirim yaptılar. Ama normal vatandaşa indirim yapmadılar. Bu garanti verdiler. Bir başka unsur. Mevduatın varsa garanti verdiler. Paran varsa sana garantiyi de veriyor. Paran yoksa hiçbir şey yok. Ya da mesela bir başka unsur, söke söke alırlar dedi eğer bir anlaşmazlık konusunda. Ya da bu inşaat şirketlerine, şunlara bunlara geçiş garantisi verdi. Hastanelere parası olana yine para garantisi verdi. Bize ne verdi? İşte yok. Söke alırlar için bir kere daha üstünü çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İleride bu yıllarca kullanılacak. Yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra o an, o cümle, o söyleyiş şekli Erdoğan'ın hep nesilden nesile aktarılacak. Söke söke alırlar. Kim alıyor, neyi alıyor, neden alıyor, taraflar kim, niye bu kadar bu savunuluyor diye. Parası o konu bir daha hiç unutulmayacak. Yani o da parası alanlar. Bizden söke söke olacak, alacak arkadaşlar yine parası olanlar olacak. Yani burada işte ben de sabahtan beri oturdum bekliyorum bir heyecan. 1100 lira, 1500 lira olur mu? Ya da asgari ücret alan vatandaşlar bekliyor ki hani Temmuz için bir ışık yakarlar mı? Parası olmayana hiçbir şey yok. Yani burada kitabın ortasından bu. Paran varsa onu bir şekilde korumak için hükümetin aldığı önlemler var mı? Var. Koruyabiliyor mu? Ayrı bir konu. Emrah söylediği gibi onu da koruyamıyor. Ama bir çaba var. Paran yoksa o çaba da yok. Yani işin en acı kısmı bu zaten. Evet. Yani bu bir taraftan böyle ama öte taraftan Hazine ve Maliye Bakanı da tabii oldukça yine
ışıl ışıl açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu hafta özlemiştik. Bu hafta bizi mahrum bırakmadı, evet, sağ olsun. Şey yaptılar herhalde. Bir hafta giriyor. Şeyleri, hemen hazırlayalım. Anmışken emojilerimizi gösterelim, öyle geçelim. Hepimiz aynı emoji. Ben Sayın Bakan'ın ismini söyler söylemez burada. Ben herhangi bir şey emoji söylemedim ama herhalde hepimiz aynı emojiyi. Yok, ben de şöyle biraz utanmış oldum. O değiştirdi. Ha, neye söylüyorsunuz onu? Bakın mesela. Yok, bir dakika. Yok, ben hiç utanmadım. Ama yayında o çok güzelmiş bu arada ya. Ben onu telefonda yok benim o. Aa, onu WhatsApp'tan bize gönder. Bir dakika, benim niye yok ya? Ben... Dedim ya, Zeynep'in emojileri yok farklı yani, diye. Evet. Bizde yok onlar. Ben bir kez daha gözlerimdeki ışık görülsün istemedim. Ben bu yerleşsin diye bunu kullanmak istiyorum her fırsatta. Ya ben de, evet. Aklıma hep geliyor. Direkt bu geliyor. Evet. Onu